Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib gündemiyle olağanüstü toplandı. ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti İdlib'deki durumu görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulunmuştu. Çağrı üzerine BMGK toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Türkiye savaş istemiyor ifadelerini kullandı. Türkiye savaş istemiyor. Ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek. Herhangi bir provokasyon ya da tacize de hiç şüphesiz karşılık verecek. Sinirli oğlu, Türkiye'nin doğrudan askeri bir çatışmadan kaçınmak için itidal gösterdiğini vurguladı. Bu doğruyla yanlış arasında bir mücadele ve Türkiye tüm bu çabaları çoğu kadın ve çocuk milyonlarca sivili korumak için uluslararası toplum adına üstleniyor. Hepiniz bitmez tükenmez çabalarımız için bize teşekkür ediyorsunuz. Ama sizden istediğimiz minnettarlık değil. Bu sorumluluğu paylaşmanız. Milyonlarca sivilin kaderi bizim ortak sorumluluğumuz. Bu konseyin artık yeter deme ve rejimin savaş suçlarına ve uluslararası barış güvenliğini doğrudan tehdit eden pervasız davranışlarına son verme vakti geldi. ABD'nin BM daimi temsilcisi Kelly Crafts'a gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulundu. Bugünlerde ABD NATO müttefiki Türkiye'ye bağlılığını sürdürmekte tereddüt etmeyecektir. Gözlem noktalarına yapılan ve askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru meşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır. Cumhuriyetçi Senatörler Tom Katton ve Marco Rubio ile Demokrat Senatör Bob Menendez ve Temsilciler Meclisi üyesi Steny Hoyer İdlib'deki duruma ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Katton, Türkiye doğru yapıyor, Hoyer hızlı harekete geçilmelidir derken Rubio, Türkiye Rusya ile askeri bir çatışmanın eşiğinde ifadesini kullandı. Menendez'in hedefinde ise Tahran yönetimi de vardı. Amerikalı senatör İran'ın Suriye'de tahmin edilenden daha fazla tahribata neden olduğunu öne sürdü.